Ya az önce babanın terlikle böyle havadayken yapıştırdığı bir tane arı vardı ya, bayıldı kaldı oraya. Hala orada duruyor biliyor musun? Gördüm ben onu. Ölmüş mü peki? Bayılmış değil mi? Böyle hareket ediyor sanki. Orada rüzgar orada bir yerde, bak ayaklarını oraya basarsan, şey yapabilirsin, arının üstüne basarsan hala. İğnesi yakınlarda bir yerde olabilir. Dikkat et kendine derim ben. Tamam mı? O yüzden oraya basmayın. Siz burada oturun. Ondan sonra ben de şey getireyim, su getireyim, bir balkonu yıkayalım. Hem arı da çıkmış olsun, balkonumuz da temizlensin. Aa, Rüya dur, ocakta yemeğim var. Ben onu halledip geliyorum, tamam mı? Siz burada durun. Hemen şu yemeği alayım ocaktan. Rüya ne oldu anneciğim? Rüya ne oldu? Burada mıydınız? Az önceki arama. Ay inanmıyorum. Gel tut elimi, tut. Tut elimi. Gel gel. Otur anneciğim hemen. Ha, uzat ayağını buraya, uzat. Ay kıyamam ben sana ya. Uf. Ne yapacağız şimdi? Dur. Dur biliyorum. Arı sokması durumunda yapılacak ilk şey nedir biliyor musun? Bölgeyi temizlemek. Sabunla güzelce yıkamak. Sonrasında da buz koymak. Önce yıkayalım. Sen dur, ben seni kucağıma alıp yıkayacağım. Güzelce yıkayıp kuruladık. Şimdi burada dursun ayağın, tamam mı anneciğim? Şöyle geç. Koltuk. Söyle anneciğim. Evet. Evet, vurdum bayılttığımı düşünüyorum ben şahsen. O ölmüş olabilir. Acaba onu sen bayıltmışlık uyandı da intikam duyduğunu benden mi anladın? Olabilir anneciğim. Rüzgar olabilir mi sence böyle bir şey? Sen de oraya otur bak. İyi balkonu yıkamadım ben. Tüh. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz biliyorsunuz burada yerde bir tane arının var. Aa gitmiş. Bildiğin canlanmış. İntikamını almış ve bize bay bay demiş bu arı. Neyse şimdi sen burada dur. Ben ne yapacağız biliyor musun? Şimdi ben bekleyin bir dakika. Buz getireceğim. Biliyorum, şimdi buzun rengini görünce bütün acıların geçecek, güven bana. Ve de buzumuz hazır. Pembe bir buz. Rüya bunu görünce bayılacak eminim. Rüya bak sana ne renk bir buz getirdim. Pembe buz. Hadi koy bakalım ayağına. Bakalım koy, aferin sana. Buz çünkü anneciğim, ondan olayım. Gerçekten mi soğuk geldi? Peki bir şey söyleyeceğim. Senin ayağın çok acıyorsa bugün diyorum ki denize gitmesek mi? Anne gidelim lütfen, birkaç saat geçersen mi? Zonklusu geçmedi mi sonra? Geçti geçti, haklısın. Böyle bir yarım saat falan birazcık zonkluyor, sonra geçiyor ama. Hadi bakalım. Rüzgar sen buzu koy, tamam mı? O zaman ben deniz hazırlıklarına başlıyorum. Denizde... Aaa bir şey unuttuk. Denizde mikrobu öldürür. O da iyi gelir belki, ne diyorsun? Rüya bilmiyorum ne kadar doğru ama bir tane şehir efsanesi var. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Derler ki eğer birini bir sene arı sokarsa o sene antibiyotik ilaç kullanmasına gerek kalmaz. Çünkü arı ona bütün böyle hastalıklarda kullanacak şeyleri cıs diye vücuduna batırıyormuş iğnesinde. Sence bu doğru olabilir mi? Arkadaşlar bu söylediğim sizce doğru olabilir mi? Arıların mucizevi yaratıklar olduğunu biliyoruz. Dünyadaki en önemli hayvanlardan birisi. Ki arılar kitabın vardı senin değil mi? Aa var, okumadın. Arılar çok önemli anneciğim. Şöyle söyleyeyim. Eğer arılar dünyadan yok olursa dünya 6 gün içerisinde gidiyor. Arkadaşlar arılar hakkında bu bilgileri biliyor muydunuz ya da arılar hakkında bildiğiniz başka bir şeyler var mı? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, buzumuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.